Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin Mekke müşrikleriyle yaptığı ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Aslında barışı savaşa tercih eden ve orduların çarpışmak üzere karşı karşıya geldiği durumlarda bile her defasında düşman tarafıyla barış yapmaya çalışan sevgili Peygamberimiz başka çare kalmayınca savaşmak zorunda kalmıştır. Değerli dinleyiciler, biz bugünkü siyer dersimizde sevgili Peygamberimizin yapmış olduğu bu Bedir Savaşı'nı, Bedir Gazvesi'ni anlatacağız. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra da Mekkeli müşriklerin sevgili Peygamberimize ve inananlara olan düşmanlıkları son bulmamıştı. Bu süre zarfında Medine'deki gelişmeleri yakından takip etmişler. Müslümanların Medine'de güç ve kuvvet kazanmasından rahatsızlık duymaya başlamışlardı. Bu sebeple de Medine'deki Yahudilere, Müslüman olmayan müşrik Araplara ve münafıklara haberler gönderiyor. Onlarla irtibat kuruyor ve bunları kendileriyle işbirliğine çağırıyorlardı. Maksat ve niyetleri başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere İslam'a son vermekti. Mekke'nin Müslümanlara karşı düşmanlık ve tehdidi bu sırada fiili bir saldırı şekline de dönüşmüştü. Şöyle ki, tahminen hicretin 13. ayında Kureyş'e ait küçük bir çete, Medine'nin güneyindeki dış mahallelere ve bir meraya baskın yapmış ve buradakileri öldürmüş, sürüleri de yağmalamıştı. Bu olaydan birkaç ay sonra da sevgili Peygamberimiz tarafından Kureyş'in faaliyetleri hakkında bilgi toplamak amacıyla bir seriye göndermiş. Bu seriye Mekkeli müşriklerle karşılaşmış ve aralarında bir çatışma çıkmış ve bu çatışmada da bir Kureyşli ölmüştü. Mekke müşrikleri bu son olayı da bahane ederek sevgili peygambere savaş açmayı hazırlanmışlar. Tam bu sırada Mekke reislerinden Ebu Süfyan'ın idaresinde 1000 deveden oluşan birçok Mekkeli'nin sermaye koyarak katıldığı büyük bir kervanı Suriye tarafına da sefere çıkarmışlardı. Peygamber Efendimiz Kureyş'in körüklediği düşmanlık ve başlattığı harp hazırlıkları sebebiyle bu kervana müdahale etmeye karar verdi. Çünkü biliyordu ki bu kervandan elde edilecek kazanç Müslümanlara karşı kullanılacaktı. Değerli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz bu hazırlıkları yapmaya başlamasının bir sebebi de artık savaş için kendisine izin verilmiş olmasıydı. Hac suresi 39 ve 40. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine haksız yere saldırılan kimselere savaşma izni verilmiştir ve şüphesiz Allah onlara yardım ulaştıracak güçtedir. Onlar ki sadece bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkartıldılar. Bu ayet doğrultusunda Müslümanlar Mekke müşrikleri başta olmak üzere kendileri savaşanlara karşı silahlı mücadele artık edebileceklerdi. Savaşma izin verilmesinin en önemli sebebi elbette ki Müslümanların canlarını, mallarını ve namuslarını korumaya yönelikti. Daima barıştan yana olan ve bu barış çağrısını hep iyi davranış ve güzel sözle yapan Peygamberimizin savaşa karar vermesinin arkasında bu meşru gerekçenin yanı sıra şu gerekçeler de sayılabilir. 1. Bütün insanlığa gönderilen İslam dininin hayatta kalabilmesi için onu savunmak amacıyla saldıranlara karşı savaşmak. 2. Özgür iradesiyle İslam'ı kabul eden insanların canlarını ve temel insan haklarını korumak. 3. Yapılan anlaşmaları bozanları ve hainleri cezalandırmak. 4. İslam topraklarını yabancı devletlerin saldırılarından korumak. Evet değerli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz bir Ramazan günü Medine'ye Ümmü Mektubu vekil bırakarak beraberindeki 305 kişiyle birlikte Medine'den ayrıldı. Bedir,
Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta küçük bir kasaba. Aynı zamanda Medine-Mekke yolu Suriye kervan yoluyla burada Bedir'de de birleşiyor. Sevgili Peygamberimiz Ebu Süfyan'ın idaresindeki kervanın geri döndüğünü, ticaretini yapıp geri döndüğünü haberini aldıktan sonra hazırlıklarına başladı. Tam bu sırada Ebu Süfyan sevgili Peygamberimizin hazırlıklarını ve kervana saldırı planını öğrendi. Bunun üzerine Mekke'ye bir elçi gönderdi. Yardım istemek için bir elçi gönderdi. Ve kendisi de pusuya düşmemek için Bedir'den uzak olan ve daha az kullanılan sahil yolunu takip etti. Değerli dinleyiciler, Kureyşler Ebu Süfyan'dan gelen yardım isteği üzerine hemen yoğun bir şekilde hazırlığa başladılar. Daha sonra kervanın kurtulduğunu öğrendiler. Ancak yine de seferden vazgeçmediler. Ebu Cehil kumandasında 1000 kişilik bir kuvvetle Bedir'e doğru hareket ettiler. Müşrik ordusunda 700 deve, 100 de at vardı. Sevgili Peygamberimizin ordusunda ise 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Her iki ordu da bir cuma sabahı erken saatlerde Bedir'e hareket etti. Bedir'e daha erken varan İslam ordusu oldu. Bedir'de bulunan su kuyularının etrafında sevgili Peygamberimiz hazırlığını yaptı, düzeneğini kurdu. Müslümanların ordusu, silahları, atları ve develeri müşriklerin sayılarına göre çok çok azdı. İlk bakışta yenilmeleri kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ama Peygamberimizin ve sahabenin duruşu, imanı, kararlılık içeriyordu. Savaştan önce sevgili Peygamberimiz cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Hazreti Ömer'i Kureyşlere elçi olarak gönderdi. Ve onlara savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Ama Kureyşler savaşmakta ısrar ettiler. Savaş için yapılması gereken bütün hazırlıkları yapan ve gerekli tedbirleri alan Peygamberimiz savaşın başlayacağı sırada secdeye kapandı ve Allah'a yönelerek Rabbimizden yardım istedi. Orada şöyle dedi: "Ey Allah'ım, işte Kureyş bütün kibir ve gururuyla geldi. Sana meydan okuyor ve peygamberini de yalanlıyor. Ey Allah'ım, peygamberlere yaptığın yardım vaadini, bana da hususi olarak yaptığın zafer sözünü yerine getirmeni diliyorum. Ya Rabbi, şayet şu küçük ordu eriyip giderse, sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacaktır." Ve savaş başladı. Eski Arap geleneğine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere her iki taraftan birer kişi meydana çıkar, karşılıklı vuruşurlardı. Müslümanlardan Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde meydana çıktı ve karşılarına çıkan müşriklerle çarpıştılar ve onların üçü de rakiplerini öldürdüler. Bu karşılıklı çarpışmalardan sonra başlayan savaş aynı gün ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerden başta İslam'ın ve peygamberin en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere yaklaşık 70 kişi öldürüldü. 70 kişi esir alındı. Müslümanlardan ise 14 kişi şehit oldu. Peygamberimiz şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Esirlere öncelikle iyi muameleyi emrettikten sonra ashabının da esirler hakkında görüşlerini aldı. Mali durumlarına göre esirlerin bir kısmını fidye karşılığında serbest bıraktı. Bazı esirleri karşılıksız serbest bıraktı. Okuma yazma bilenler ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldı. Değerli dinleyiciler, Müslümanlar o gün Peygamberimizin emrine uyarak müşrik esirlere o kadar çok iyi davrandılar ki hatta bazıları kendi ekmeğini esirlere verdi. Hatta Medine'ye dönerken devesinden inip yorgun esirleri develerine bindirenler bile oldu.
Müşriklerden elde edilen ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit bir şekilde bölüştürüldü. Savaşı kaybeden Mekkeliler ise Ebu Cehil'in yerine başkanlığı Ebu Süfyan'ı getirdiler ve Müslümanlardan intikam almak üzere yemin ederek bunun yollarını aramaya başladılar. Bu arada müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb, sevgili peygamberimizin de amcası, hastalığı sebebiyle Bedir'e katılamamıştı. Ebu Leheb Bedir yenilgisinin haberini aldıktan kısa bir süre sonra da fenalaştı ve öldü. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Bedir'de elde edilen zaferin Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini ve Müslüman ordunun meleklerle desteklendiğini ifade etmektedir. İlgili ayetler Enfal suresi 8-12. Ali İmran suresi 123-127 gibi ayetlere bu konuyla bakılabilir. Bedir Savaşı'na katılan sahabiler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde övülmüş, Müslümanların faziletleri sayılmıştır, anılmıştır. Değerli dinleyiciler, sayıcı az bir toplulukla kazanılan Bedir zaferi Müslümanların hayatına çok olumlu bir biçimde etkiledi. Artık Müslümanlar Arap Yarımadası'nda büyük itibar kazanırken Mekkeliler tam tersine küçük düştüler. Savaşın sonucunu öğrenen herkes Müslümanların bu büyük zaferini anlamak için gözlerini Medine'ye ve İslam'a çevirdi. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Peygamberimizin katılmış olduğu diğer savaşlardan da kısaca bahsedeceğiz. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.